ziyaret amacımız diğer engellilerimize de örnek olsun, çalışmayan engellilerimize tabii. Öncelikle tüm engellilerimizin Engelliler Günü'nü kutluyorum. Kendilerini engelli görmesinler. İfakat Hanım'ı örnek gösteriyorum. Kendisi bedensel engelli, kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Çok işlerin içerisinde kendisi, el işi de yapıyor, evde dikiş de yapıyor. Halı yıkama, kendisi zaten anlattı, anlatmama gerek yok. Engelliye engel olmayalım, engelleri aşalım. Tabii ki var, maddi manevi engellilerimizin çok sıkıntıları var. Tabii ki sağ olsun devletimiz yardımcı oluyor, olmuyor değil, çok yardım oluyor. Ama yine de ben şunu demek istiyorum. Engelli 2022 yasadan, yani 3 aylık maaşı 2022 yasadan sigortalı engellilerimiz sigortalı engellilerimiz yararlanamıyor, maaştan yararlanamıyor. Bunu burada dile getirmek istiyorum. Lütfen onlar da yararlan. Sonuçta engelli, yani sosyal güvencesi var diye neden alamıyor maaşını? Engellilerimizden çoğu bu sıkıntı da var yani. Kendileri dile en getiriyor büyük bunu. Engelliler de o zaten. Evet. Bir engelli yok. Fakat Çakır Özen. Neden siz engellisiniz? Evet, engelli. İşleri sahibisiniz. Evet. Ne yapıyorsunuz yanlış olarak? İşçilerimi çalıştırıyorum. İşkur'un desteğiyle açtım burayı. Engelliyi destek olun, köstek olmayın. Onlar ileriler. Kaç kişi çalışıyor? Şu an işçim yok. Yanımda çalışanlar yeğenlerim. Virüs dolayısıyla işçilerimi çıkarttım. 5 kişi çalışıyor. Yani şu an işçim yok. Neler halı, perde, sütor, battaniye, çarşaf, bütün genel temizlik, yani ev temizliği, inşaat temizliği hepsini yapıyoruz. Dağıtta biliyorsunuz engellilere destek. Evet. Neler engellilere destek olun, başka bir şey söylemeyeceğim. Destek olun, onlara destek olduktan sonra köstek olmayın, destek olun, onlar yolunu bulurlar. Örnek benim. Yani örnek benim, buyurun işte. İşkur'un desteğiyle, bakın yani İşkur'un bana almış olduğu iki makineyle ben buralara kadar geldim. Yani her engelliye tavsiye eder misin? Yani oturacağını çalışsın. Aynen. Hiçbir engelli evde oturmasın. Yapabildiğini yapsın. Yapabildiğini. Hiçbir engelli evde oturmasın. Bir uğraş olsun. Ya yani illa ki bir amaç olduktan sonra yaşamanın da zevki olur. Her şeyin daha lezzeti olur. Daha güzel olur. İlla ki bir amaç. Hani. Bir amaç için yaşanır zaten. Ben bunu yapamam dediğin zaman zaten yapamaz. Ama ben bunu yapacağım diyeceksin.